Merhaba arkadaşlar. Bilenler vardır. Benim ikizler 5 yaşına geliyor. Onlara veri yapıları, algoritmalarla ilgili oyunlar tasarlamaya çalışıyorum. Bunları bir YouTube listesinde de paylaşmaya çalışacağım. Bu konuda pek bir oyun bulamadım aslında. Doğrudan veri yapıları, algoritmalarla ilgili olabildiğince o yüzden kendim yazmaya çalışıyorum. Şimdi ilk oyunumuz Prims algoritması ile ilgili. Biz buna kulaktan kulağa dedik. İsmi eşim buldum. Bu oyunda aslında Prims algoritmasının çalışmasını anlıyor çocuk. Önce Prims'e bakalım. Şadi Hoca'nın notu var. Güzel. Şimdi bu algoritmaların bazıları minimum yol bulma algoritmaları. Yani diyelim ki siz Ankara'dan Samsun'a gideceksiniz ve size yolları çiziyor ya harita. Aslında nasıl bir mekanizma ile o yolları buluyor? Aslında burada belli taramalar kullanıyor. Veya başka bir şey de düşünebilirsiniz. Yani direkt Prims için değil ama mesela diyelim ki markete girdiniz ve alacağınız 15 tane ürün var. Bu 15 tane ürüne hangi sırayla giderseniz mesela daha az adım atarsınız. Bu da bir minimum yol problemi. Prims'le başlayacağız. Şimdi Prims'i okuyayım ben. Bir asgari tarama ağacı. Hoca buna kendi ismini vermişti bildiğim kadarıyla. Türkçeleştirmiş yani. Algoritması olan Prim algoritması işaretlenmiş olduğu komşulara en yakın düğümü bünyesine katarak ilerler. Bakın burada katarak ilerleme olayı var. O yüzden biz oyunu biraz ona göre kurguladık. Buna göre aşağıdaki grafiğin asgari tarama ağacını çıkaralım. Şimdi burada bir tane başlangıç noktası seçiyorsunuz. Örneğin burada Z'yi seçtik diyelim, tamam mı? Z kimlerle ilişkili? Y ve T ile. Peki ne kadar mesafe var? Y'ye 5 birim uzakta, T'ye 10 birim uzakta. O zaman hangi yoldan gideceğiz? Şu yoldan. Z yanına Y'yi katıyor. Bakın yanına Y'yi katıyor. Daha sonra ikisi üzerinden bakmaya başlıyoruz. Şimdi ben bunu şurada kendim anlatayım. Şimdi Z'den başladık, tamam mı? Z'den başladık. 5 ve 10 var. İki ihtimal var. Şu an oyunu anlatmıyorum. Şu an algoritma çalışmasını anlatıyorum. Sonra oyuna geçeceğiz. Daha rahat anlaşılacak. Buraya geldik. Artık Z yanına Y'yi kattı. Şimdi ikisinin gözünden bakıyoruz. Nereler var? Mesela buradan T'ye gidebiliriz. 10 birim. Buradan T'ye gidebiliriz. 5 birim. Buradan V'ye gidebiliriz. 4 birim. Buradan X'e gidebiliriz. 3 birim. En kısa hangisi X? X'i de yanımıza aldık. Ardından üçünün gözünden bakıyoruz. Şuradan V'ye gidebiliriz. 1 birim. En düşük bu. Aldık. Sonra devam edelim. Nereye gidebiliriz? Dördünden bakıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 noktanın gözünden. Gitmediğimiz şu 4 tane nokta var. Bunlara ulaşmak için en kısa görünen yol V'den W'ye gidebiliriz. 1 birim. Ardından W'den U'ya gidebiliriz. 1 birim. Yine gördüğüm en kısa yol. U'dan S'ye gidebiliriz. 2 birim. Ve U'dan T'ye gidebiliriz. 3 birim. İşte tarama ağacımızı çıkarttık. Şimdi bunu çizelim. Bakın neymiş bu? Aslında tarama ağacımız şurası, 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 şurası. Bütün noktalara gittik mi? Gittik. Hangi yolları kullanmadık? Aslında problem buydu. Buna bulabilmekti mesele. Şu 10'u, 5'i, 4'ü, 2'yi, 4'ü, 3'ü, 8'i kullanmadık. Bu şekilde çıktı. Peki biz bunu nasıl oyunlaştırıyoruz? Şimdi buraya çizmeye çalıştım. Bir orman düşünüyoruz ve ormanda diyelim ki bir avcı ormana geliyor ve hayvanlar birbirlerine haber verip kaçacaklar. Başka bir senaryo da kurabilirsiniz. Hani avcıda şiddet var falan derseniz başka bir şey de düşünebilirsiniz. Şimdi ormandaki hayvanları soruyoruz. Diyoruz ki en sevdiğin hayvanlar hangileri? O da söylüyor çocuk. Mesela şöyle direkt buna benzer yapacağım.
Şurası. Şurası. Kendimi çekeyim. Aslında bu kutuları aynı büyüklükte gibi de düşünebilirsiniz. Çok da önemli değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi diyoruz ki oldu. Saniye. Diyoruz ki mesela bu hayvan hangisi olsun? Mesela ilk kim görsün? Zürafa görsün. Zürafadan başlayalım. Bu online paint bu arada. Hani kullanmak için aldım ama sorun çıkarabilir mi bilmiyorum. Bir deneyeceğim çıkartmaması için. Çıkartırsa şöyle yapalım. Hiç bozmayalım. Tamam, bir saniye. Tam adapte edememişler galiba. Şimdi de saniye. Bundan dolayı mı diye bakıyorum da. Paneli göremedim. Hemen bakalım. Colorbox. Biz açtık. Dur aklatayım şunu. Bildiğiniz hemen düzeldi. Zürafa. Şuraya fil yazalım. Şuraya plan yazalım. Herkes birbirine haber verecek. Sincap. Yani kağıda bunu çizdiriyorsunuz. Siz sen olabildiğince ona sorarak. İnek. Evet. Ve kurt diye. Şimdi. Kurt bazen kötü şey yapılıyor da masallarda bizimkinde iyi. Şimdi burada bu hayvanların arasında ne kadar mesafe olduğunu bilmiyoruz. Çizgiler çizelim aralarına. İnekten kuzu var. Tamam. Bir de buralara sayıları koyalım. Yine aynı hatayı verdi. Aslında az önce böyle düzelttim. Şurada koyalım. Şu arada 5 olsun ama bunun rengi farklı olsun, karışmasın. 5, 3. Rakamları değiştirebilirsiniz bu arada. Bir problem var, ara sıra takılıyor. Üstüne gelince çizginin bu bizim Paint'te bayağı önce 2000'li yıllarda en çok sinir olduğumuz şeydi. Üstüne gelince hemen. Ve sincapla inek arasında da bağlantı var. Ve Shift'te koyunca normalde düz yapması lazım ama online olunca görmüyor herhalde. Bir. İki. Buraya da yazacağız.
10. Beş. Dört. Sekiz. Şu çizgi düz gibi düşünün. Şimdi düzeltirim. Üç. Ve tavuk boroz arasında da bir bağlantımız var. O da dört. Bir şey unuttum mu diye kontrol ediyorum. Şuraları düzeltelim. Buraya geliyorum. Şimdi başlangıç noktanızı siz seçebilirsiniz. Ona göre bir tarama ağacı çıkacaktır. Biz başlangıç noktamızı zürafa seçiyoruz. Yani şunu anlatıyoruz. Ormana bir avcı gelmiş ve boynu çok uzun olduğu için hikayeleştiriyorum. Zürafa görmüş. Ama zürafanın çok bağırmadan en sessiz şekilde etrafındaki hayvanlara bunu söylemesi lazım. Zürafa öncelikle fil ve horozu seslenebileceğini görmüş ve hangisine bağırması lazım? File 5 adım uzakta, horoza 10 adım uzakta. Daha yakın olduğu için file bağırmış. Rengini yapayım. Artık fil de avcının geldiğini biliyor. Peki, demişler ki başka kime haber verebiliriz? Fil demiş ki kaplan bana 3 adım uzakta. Kurt 4 adım uzakta. Horoz 5 adım uzakta. Zürafaya da horoz 10 adım uzakta. Herkes bir kişiye seslenebiliyor. Şimdi başlangıçta. Burada fil kime sesleniyor? Kaplan'a sesleniyor. Ve artık kaplan da durumu biliyor. Ve kaplan kime seslenebilir diye bakıyor. Aynı zamanda diğerleri de bakıyor. Yani buradaki hepsi sürekli bakıyorlar. Bunun farkı şu. Eğer mesela sadece kaplanı geçtik ya, sadece kaplandan bakmıyoruz. Prim algoritmasının önemli özelliği o. Eğer öyle olmasaydı biz bu örneği vermezdik. Markette bir alışveriş yapıyor derdik. Yani gittim sütü aldım. Sütü en yakın ne? Muz. Muza en yakın yer ne? Peynir. Sürekli konumum değişirdi. Tek bir konumum olurdu. Ama burada sürekli genişlediği için tarama ağacı diyor. Tarıyoruz. O yüzden bağırmayı kullanıyoruz ki herkes kendi yerinde duruyor ama etrafındakilere sesleniyor. Kaplan diyor ki kurt bana bir adım uzakta, kurta ben sesleneyim diyor. Kaplan kurta sesleniyor. Artık kurt da dahil oldu. Kaldı horoz, tavuk, inek, sincap. Bakıyorlar, kaplan sincaba da seslenebilirim diyor. Kurt da diyor seslenebilirim. Kurt sincaba daha yakın. Ona da sesleniyor. Ben şöyle bir şey dedim, onu yanlış kullandım. Herkes bir kişiye seslenmek zorunda değil de her adımda bir tane çiziyoruz yani. Çünkü iki kişi aynı anda bağırdığında sesler birbirine karışıyor gibi düşünün. Kurt da sincaba bağırdı. Avcı geliyor dedi. Sincap da dedi ki inek bana çok yakın. Ben de ineğe bağırayım. İneği de bağırdı. Kaldı. Kim kaldı? Tavukla horoz kaldı. Şimdi tavukla horoza kim bağıracak? Zürafa dedi ki horoz bana çok uzak. 10 adım uzağında. 10 metre de diyebilirsiniz. Fil 5 dedi. Burada horoza en yakın kim olabilir diye baktılar. Bir de horozda tavuk var. Aslında tavuğa inek çok yakın. 2 metre var. Hemen bunu da aldı. Dedi ki seni de alalım. Daha sonra da horoza baktıklarında tavuk dedi ki bana 4 metre uzakta. İnek dedi bana 3 metre uzakta. Ve başka kime var horozun balansı? Fil 5 metre, zürafa 10 metre. En çok kime yakın? İneğe. Horozu da inek bağırdı. Ve bu şekilde avcının geldiğini biz bütün hayvanlara söylemiş olduk. Peki bu oyunda kim kimle konuşmadı? Zürafa fille konuştu. Fil kaplanla konuştu yani bağırdı. Kaplan kurtla, kurt sincapla, sincap inekle. İnek horozla, inek aynı zamanda tavukla konuştu. Bu şekilde çözmüş olduk problemimizi. Zürafa horoza bağırmadı. Fil horoza bağırmadı. Fil kurta bağırmadı. Şu yolların hiçbirini kullanmadık.
Burada hata yaptığımızı anlamanın bir yolu da şu. Eğer bu şekilde bir kendi içinde dönen bir şey varsa hata yapmışızdır. Niye? Mesela şunu da kullandık diyelim sonuçta. Bu saçma olur. Çünkü sen zaten kaplan mesela örneğin kaplan kurta bağırınca kurt sincaba bağırıyor. Bir daha kaplanın sincaba bağırmasına gerek yok. Bunu da algoritmada şöyle anlatıyoruz. Çevrimler olmayacak. Yani böyle kendi içinde dönen bir şey olmayacak. Onun sebebi de bu. Zaten bir şekilde o yolu gidiyorsan ikinci alternatif bir yol çizmemen lazım. Yani burada da bunu hayvanlar üzerinden görüyoruz. Bunu kağıt kalemle yazabileceğiniz bir oyun. Prim algoritması. Şey de diyebiliriz. Algoritması nerelerde kullanılır? Hemen. Ümit'in yazısı var. Bakalım. Ümit de benim 12 yıldır tanıdığım bir arkadaşım. Örnekleri vermiş mi bakalım. Onları yazmamız. Tamam. Edde de olabilir. Aslında bunu oynayan herkes prim algoritması nasıl çalıştığını anlıyor. Dijkstra tarafından olmuş. Bu Dijkstra algoritması da ayrı algoritma. Ona da oyun yazarız. Demir yolu mühendisliğinde kullanılıyormuş. Bakın mesela. Çeşitli kullanım alanları var. En küçük örten ağacı bulma algoritmasıdır diyor. Açgözlü yaklaşımla tasarlanmıştır. Açgözlü yaklaşım dediği şey işte orada bütün her şeye bakıyor. Açgözlü yaklaşımı şöyle anlatıyorlar. Mesela diyelim ki elinizde işte paralar var. 1 lira, 5 lira, 10 lira, 20 lira. Diyorum ki bana 105 lira ver. Sen de hemen en büyük paradan başlıyorsun. 20'den kaç tane koyayım? 5 tane koyayım. Üstüne 10'dan oluyor mu? Olmuyor. Koyarsam geçiyor. 110 lira oluyor. Bir tane de 5 koydum. 105 lira. En büyükten başlayıp hızlı bir şekilde tarıyorsun. Onun açgözlü algoritma biraz o. Burada anlatmak kolay değil ama bu şekilde iletişim ağlarında kullanılıyor. Yani çünkü paketlerin de yol bulması gerekiyor ya bilgisayar paketlerinin vesaire. Ama sanırım bu şekilde oyunumuzu yapmış olduk. Geri bildirimlerinizi bekliyorum. Hani hoşuna gidecek mi çocukların? Bizimkiler beğendim. Farklı şekillerde de yani mesela buradaki hayvan yerine başka bir şey de kullanabilirsiniz. Ama esas olan şey şu oyunu tasarlarken dahil olacaklar sürece. Yani sınıftaki arkadaşları da olabilir ama hepsi bir yer sürekli bir noktaya bakmayacak. O her içine kattığı noktayı da göz önüne alarak daha geniş bir açıdan bakması lazım.